Salsa bir tek sona erdi. Salsa bir tek sona erdi. Bugün acı bir olay yüzünden buradayız. Geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece nöbetinde hasta yakınları tarafından nöbetçi arkadaşlarımız hem de kadın arkadaşlarımız şiddete maruz kaldılar. Daha sonrasında gerekli güvenlik tedbirlerinin ve adli tedbirlerin alınmasını beklerken hasta yakını serbest bırakıldı. Ve sonrasında elini kolunu sallayarak tekrar yoğun bakıma girdi ve tekrar potansiyel bir şiddet olarak karşımıza çıktı. Şiddet ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi ve maalesef şiddetin karikatürize olduğu, cisimleştiği alanların başlarında geliyor sağlık ortamı. Biz bunların sebeplerini biliyoruz. Bunların sebebinin başında niteliksiz ama fabrika gibi çalışmasını istenen sağlık kurumları yer alıyor. 5 dakikada bir muayene arzusu yer alıyor. Kışkırtılmış sağlık talebi yer alıyor. Hekimlerin emeğinin değersizleştirilmesi, giderlerse gitsinler, doktora güvenmem, iğne bile yaptırmam gibi itibarsızlaştırıcı sözler yer alıyor. Bütün bunların karşısında yasal olarak bazı düzenlemeler yapılıyor gibi görünse bile işleyişte herhangi bir somut fayda olarak karşımızda bizden yana çıkar göremiyoruz. Birçok arkadaşımız sözlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kaldılar meslek hayatının henüz başında. Bu maalesef ki sadece hekimlere veya sağlık çalışanlarına şiddet değil, sağlık sisteminin kendisine, sağlığın kendisine yapılmış bir şiddet olarak görülmesi gerekiyor bunun. Bütün bunların neticesinde, sağlıksız çalışma ortamlarının neticesinde genç hekim arkadaşlar soluğu yurt dışında alıyorlar, tükenmişlikte alıyorlar. Birçok tehlikeli ve kritik branşlarda hekimler bulunamaz hale geldiler. Kamu hastanelerinde randevular bulunamaz hale geldiler. Bütün bunlar zincirin birer parçasılar. Bugün bu çözülmesi gereken zincirlerden şiddet için toplanmış bulunuyoruz. Tedbirler alınana kadar da sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün biz başta asistan hekimler olmak üzere şiddet varsa biz yokuz dedik ve bir günlük iş bırakma kararı aldık. Hastalarımızın, hasta yakınlarımızın da bizi anlamasını, bize destek olmasını istiyoruz. Bunun için bir imza kampanyası başlattık. Sağlığa ulaşmanın yolu sağlık kurumlarından geçer diyoruz ve onları da yanımızda görmek istiyoruz. Artık Türkiye'de klasik hikaye haline gelen hikayelerden birisi. Cuma'yı cumartesi bağlayan gece hasta yakını yoğun bakımdaki görevli nöbetçi asistan arkadaşımıza hem sözlü hem fiziki saldırıda bulunduğu için bizim arkadaşlarımız da hem protesto hem de yani aksaklıkları eksikleri protesto etmek ve bir farkındalık yaratmak için bir günlük iş bırakma eylemine karşılık vermekteler. Şu anda arka tarafımıza bakıyorum. Örneğin arkadaşlarım saldırı altındayken ortalıkta olmayan güvenlikçiler şimdi orada sürü halinde bekliyorlar. O gece onca çağrıya çığlığa rağmen gelmemişler. Neyse onlar önemli değil. Ama bilindiği üzere Türkiye'de sağlık platformunun, sağlık çalışma koşullarının ne hale geldiği belli. Sağlıkçıların özellikle de hekimlerin itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ve hedef haline getirildiği de bilinen bir gerçek. O gerçekliğin bir yansıması da bizim fakültemizde oldu. Biz de o gerçekliğin devam etmemesi, değişmesi bağlamında ne yapabiliriz? En kısa erimde bir karşılığı olarak bir günlük iş bırakma. Hem taleplerimizi dile getirme, güvenlik zafiyeti, çalışma koşulları ve çalışma ortamında değişik bağlamında bunların değiştirilmesi için hem taleplerimizi sözlü ve yazılı olarak ilettik. Hem de farkındalığı yaratabilmek ve artırabilmek için bir günlük iş bırakma eyleminde bulunduk. Bunların hepsi ihtisas yapan yani uzmanlık öğrencisi doktorlar. Benim gibi öğretim görevlileri de var. Ben 4. sınıf öğrencilerine travma dersini anlatıyorum ve anlatırken söylüyorum. Travma, yani Türkiye bir travmalar ülkesi. Niye? Çünkü biz ekonomik, sosyal, siyasi her türlü meselemizi birbirimizi travmatize ederek çözüyoruz. Nüfus planlamamızı trafik kazalarıyla yapıyoruz. Ülke geneli böyle olunca bunun sağlık üzerinde yansıması da ne yazık ki farklı olmuyor. Ve sağlıkta reform programı adıyla uygulamaya konan ve uzun süredir yürütülmeye çalışan tablonun doğal sonuçlarından birisi bu. Ki bunu söylemiştik. Erişim süresini kısaltıyorsunuz, kısaltmayla övünüyorsunuz. Ama sağlıkta kalite,
düşüyor. Bu da uluslararası çalışmaların getirdiği, bildirdiği bir sonuç. Onun yanı sıra da doktoru erişilebilir kılıyorsunuz. Bunda şikayetçi olduğumuz bir yan yok. Ama erişilebilir kıldığınız doktorun çalışma koşullarını iyileştirmede, onları daha üretken ve verimli olmada sağlamanız gereken fiziki ve kimyasal koşulları sağlamıyorsunuz. Almadan vermek Allah'a mahsus. Hekimler de bir yere kadar yönelebiliyorlar. Ve bunun ötesinde de siz ama sistemden, yani genelde sistemden, özellikle de sağlık birimlerinin eksikliklerinden, yoksunluklarından ve zaaflarından kaynaklanan her türlü sorunu hekimlere adres göstererek çözüyorsunuz. Dolayısıyla da hasta yakınları ve hastalar size yöneliyor. Tabii ki bunun politik bir bağlamı da var. Doktoru değersizleştirme ve itibarsızlaştırma, yaygın olan politik zihniyetin yansıması, doktorlar kolay hedef gösterilen, kolay şikayet edilebilen ama kendilerini savunamayan hekimler dolayısıyla ve şimdiye kadar olana bitene baktığında da doktor her şeyi yaparsın. Bunun karşılığında da hiçbir ceza, hiçbir yaptırım görmezsin. Böyle bir şey olunca da yani şiddet olgusu sonlanmıyor. Yani şimdi o klişeyle eğitim şart diyecek halim yok. Bunu demem. Gerçek olmasına rağmen, klişe olmasına koşul olarak da, yani genelde bu ülkede şiddet koşullarını yaratan iklimi ortadan kaldırmanız, özellikle de bunun sağlık platformundaki yansımasını ve bunun nedenlerini ortadan kaldırmanız gerek ki bu son bulsun. Bu şiddet meselesi gitgide bizi daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Bugün asistan arkadaşımıza yapılan şiddet üzerine onlarca hasta mağdur edildi. Çalışanlar her gün işe gelirken yaşadıkları sözlü ve fiziksel şiddeti düşünmeye başladı. Her olay sonrası şunun yaşandığını biliyorum. Ben Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın temsilcisiyim. Yıllardır burada birçok sağlıktaki şiddet meselesi üzerinden eylem etkinlikleri yaptık. Arkadaşlarımızın yanında olduk. Bir şiddete uğrayanın yaşadığı süreç şu şekilde ilerliyor. Kamu yararına, kamu görevi yapan hekim arkadaş, hemşire arkadaşın yanında karakola giderken bir tane burada idareci olmuyor. Ya bir yanındaki arkadaş oluyor, ya bir sendika temsilcisi oluyor. Karakola gidiyor, karakolda ifadesi alınırken oradaki polis memurlarının şöyle bir söylemiyle karşılaşıyor. Bundan bir şey çıkmaz. Yani ifadeni versen de, davacı olsan da bir şey çıkmaz. Böyle bir şeyle karşılaşıyor ve arkasından da o ne avukat tahsis edilmesi, ne de bu idarecilerin ya da yönetimin yanında olması onu daha da derin bir umutsuzluğa sürüklüyor. Bugün de yaşandı, yarın da yaşanacak. İdareciler hep telkin etmeye çalışıyor. Aman işte şiddet gösterene karşı tavrınızı biraz daha yumuşatın. Nasıl davranılması gerektiğini bize öğretiyorlar. Ama bu sağlıktaki şiddetin ortamının buradan yok edilmesiyle ilgili alınacak önlemler konusunda bugün belki de geçici bir iki tane çözüm önerisi ortaya konuyor ama yarın rutin işlerimiz devam ederken yine bir şiddetle karşılaşacağız. O yüzden şunu söylüyoruz. Evet, biz dayanışarak bir arada kalmaya devam edeceğiz. El ele tutacağız ve bu şiddet meselesini başta siyasicilerin, siyasi yönetenlerin, politikacıların, bakanların ya da Cumhurbaşkanı'nın dilinin değişeceği kadar yüksek sesle ifade etmeye çalışacağız. Sağlıkta şiddet maalesef yine en önemli gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir parantez açmak istiyorum. Pandemide kahraman ilan edilen, Cerrahpaşa destanı olarak lanse edilen, tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya örnek gösterilen, bunun üzerinden reklamı yapılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakımı'nda oranın gerçek emeğini, gerçek yükünü sırtlanan bizlere karşı bir şiddet olayı meydana gelmiştir. Uzun zamandır istediğimiz tedbirlerin alınmamasından, bize kulak tıkanmasından, bakın böyle bir tehlike var, bu başımıza gelecek dememize rağmen alınmayan tedbirler yüzünden bu şiddet olayı başımıza geldi. Nöbetçi hekim arkadaşlarımız fiziksel ve sözlü olarak şiddete maruz kaldılar. Şiddet sonrasında beyaz kod verildi, emniyete haber verildi.
Şiddet faili hasta yakını karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geçtiğimiz 27 Mayıs günü resmi gazetede Sağlık Bakanlığı'nın da müjde olarak yayınlayarak, müjde olarak lanse ederek artık bundan sonra sağlıkta şiddete tolerans göstermeyeceğiz, tutuklu yargılayacağız demesine rağmen karakolun bir kapısından girdi, arka kapısından çıktı. Yetmezmiş gibi karakoldan çıktıktan sonra yoğun bakıma geldi. Elini kolunu sallayarak özel izinlerle ve güvenlik tedbirleriyle donatılmış olması gereken yoğun bakıma elini kolunu sallayarak tekrar girdi. Darp ettiği meslektaşlarımızla tekrar yüzleşti. Biz yaşatırken ölmek istemiyoruz. Biz insanlara sağlık hizmeti sunarken canımızın derdine düşmek istemiyoruz. Bu yapılan saldırı sadece birkaç meslektaşımıza değil, sağlık sisteminin kendisine, hastaların sağlık hizmeti alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Hipokrat'ın dediği gibi tıp bir sanattır. Hem de insan sevgisiyle yoğrulmuş, zor ve kutsal bir sanattır. Ancak son yıllarda mensubu olmaktan onur duyduğumuz bu kutsal mesleğimiz, tarihimiz boyunca yaşamadığımız kadar sıkıntılı günler geçiriyor. İtibarsızlaştırılıyor, direkt artık katlanılamaz hale getiriliyor. Önümüze sağlık hizmetlerindeki sorunların çözümü olarak dayatılan sağlıkta dönüşüm programının hayatımıza sokmuş olduğu rekabet, hasta değil müşteri memnuniyeti, performansa dayalı ek ödeme sistemi ve maliyette verimlilik gibi kavramlar sağlık ortamının bu kutsal ruhunu bozmuş durumda. Sağlık hizmetlerinin kalitesi iyileştirilmemiş, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi sağlık çalışanları tarafından artık karşılanamaz hale gelmiştir. Etik değerleri korumaktan ve halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti verme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Unutmayın, hastalar ve hekimleri karşı karşıya değildir. Hastalar ve hekimleri aynı taraftadır. Sorumlular görevlerini yapmadıkları için bu krize karşı herkes gördüğünü karşısına almaya yeltenmektedir. Ama bizler aynı gemideyiz, sorumlular ise görevini yapmaz haldeler. Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinize teslim olmayacağız. Yarattığınız şiddete teslim olmayacağız. Sevgili meslektaşlarım, bir sözüm de size, ben sen o diyerek yıllardır çözemediğimiz sorunlarımızı birlikte hareket kültürünü geliştirerek biz olarak çözebilme umuduna inancımız sonsuzdur. Biz olmaktan, bir olmaktan, birlik olmaktan başka çaremiz yoktur. Bu karanlığı ancak birlikte yırtabilir, aydınlığa kavuşturabiliriz. Susmayacağız, korkmayacağız, gitmeyeceğiz, kimin gideceğini göreceğiz. Sağlıkta şiddet sona ersin.